Değerli arkadaşlarım, en son 6 Şubat'ta size koronavirüs salgınıyla ilgili bilgiler vermiştim. Bugün ayın 10'u. 4 gün içerisindeki gelişmeleri size özetleyeyim. Geçen sefer konuştuğumuzda 24.500 vakaydı dünya çapında. Maalesef kötü haber şu anda 40.540. Ölüm sayısı 490'dı. Şu anda 910. 910 kişi iyileşip taburcu oldu diye söylemiştim. Şu anda 3.383. Burada kötü haber var. Belki içinde bir iyi haber söylenebilir. Kötü haber artmaya devam ediyor. Ama iyi haber Çin'in içerisinde artmaya devam ediyor. Bu Çin ülkesi için, Çinliler için kötü bir haber ama dünya için iyi bir haber. Diğer ülkelerde şu anda 28 ülkeye çıktı görülen vaka sayısı ama 1 vaka, 2 vaka. O diğer ülkelerde bir artış söz konusu değil. Bunu değişik şekillerde yorumlamak mümkün tabii. En mantıklı açıklaması Çin içerisinde. İlk farkına varıldığında belki daha fazla sayıda vaka vardı ve esas kaynak vaka sayısı yüksek olduğu için de hızla artmaya devam ediyor. Artı Çin yurt dışına çıkmasın diye çok iyi bir çalışma yaptı diğer dünya ülkeleriyle beraber. Bunların en başında hava yoluyla ya da trenle bağlantının kesilmesi meselesi. Mesela Türkiye Çin'e buradan uçak gitmiyor, oradan uçak gelmiyor. Artı ticarette de belli kontroller getirildi. Böylece Çin'in dışına çıkması engellendi. Dışarıda az vaka olduğu için de az vakadan yayılım daha az oluyor. Artı her ülke kendisindeki az sayıdaki vakayı çok iyi kontrol edebiliyor. Tabii ana kıtada Çin'de hem vakanın çok olmasıyla yayılımın çok olması hem de imkanların azalmasıyla gerekli koruyucu tedbirlerin belki yeterince alınamaması meselesi var. Ülkemizde geçen sefer de söylemiştim bu tedbire ilaveten sadece o bölgeden gelen kişilerden, uçaklarla gelen kişilerin termal kamera taraması yapılıyordu. Şimdi bütün ülkelerden gelen, yurt dışından gelen kişilerin termal kamera taraması yapılıyor. Ülkemizde tanının kesinlikle konulabildiğini söylemiştim. Bu tanı konan merkezler hazırlandı. Uygun şartlarda tanıyı koyabiliyor. Hangi hastanede hangi hasta nereye giderse ne zaman ne tedbirler alınacak. Sağlık sistemi iyice hazır hale getirildi. Gene iyi haber, o gün de söz etmişimdir. Çin'den ülkemize getirilen Türk vatandaşlarımızın ve yabancı ülke vatandaşlarının hiçbirinde pozitif çıkmadı. Ve çok şükür şu ana kadar ülkemizde pozitif tanı konmuş, teşhis edilmiş hiçbir hasta yok. İnşallah da böyle devam eder. Gene kişisel olarak koruma yöntemlerimizi hatırlayarak bitirelim. Ara değerlendirmemizi. Sağlıklı yaşam kurallarına uyacaksınız. Sağlıklı besleneceksiniz. Uykunuza dikkat edeceksiniz. Spor yapacaksınız. Stresten uzak duracaksınız. İlave olarak solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için sık sık ellerinizi yıkayın. Elinizde burnunuzu ellemeyin. Elinizi yıkayamadığınız yerlerde el dezenfektanları vardır. Onlarla ovuşturmak kaydıyla bu koruyuculuğu sağlayabilirsiniz. Hapşırırken, öksürürken elinizi değil, yoksa hiçbir kağıt elinizde, dirseğinize hapşırın. Tercihen tek kullanımlık mendilleri hapşırıp onları atın. Kalabalık yerlerden uzak durun. Şimdilik haberler bu kadar. Bir sonraki ara değerlendirme yayınında umarım inşallah daha iyi haberler verebilirim. Hoşça kalın.